Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlar. Alt Kat Sanat'ın hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Ben Müge Saut. Bugün sizlere Yalova'dan sesleniyoruz. Burada Alev Topal'la birlikteyim. Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun ışık tasarımlarını da yapan Alev'le sohbet edelim istedik. Alev hoş geldin. Hoş bulduk Aslan. Teşekkür ederim. Yalova'da bugün seninle birlikteyim ve güzel bir doğaya bakıyoruz şu an. Burada olmak keyifli. Biraz evet. İstanbul'dan uzaklaşmak iyi geliyor insana. Bizi ağırladığın için de teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Öncelikle seni tanımayanlar için kendini anlatır mısın biraz? Biliyorum insanın kendinden söz etmesi zordur. Hele senin gibi mütevazı bir insansa zorluk iki katına çıkıyor. Yani çok teşekkürler. Dediğin gibi hani insanın kendinden bahsetmesi biraz zor. O yüzden ışık tasarımından biraz bahsedeyim. Nasıl başladım, nasıl oldu? 2008 yılında ilk başladım aslında. İlk operatör olarak başladım. Yüksel Aymaz'ın asistanı olarak devam ettim. Zaten operatörlüğe de onun yanında başlamıştım. Daha sonradan işte Yüksel Hoca'ya şey dedim, asistanınız olmak istiyorum dedim. Ve öyle başladı aslında benim için. O da biraz hızlı bir şekilde beni işin içine attı diyebiliriz. 2008 yılında ben aynı zamanda ilk tasarımımı yaptım. O gün bugündür devam ediyor tasarım. Birçok özel tiyatro ile çalışıyorum. Daha çok alternatif mekanlarla çalışıyorum. Tiyatro ve dans ağırlıklı tasarımlar yapıyorum. Çok nadiren de böyle çok sevdiğim özel sergilere tasarım yapıyorum. Çok sevdiğim sanatçıların birkaç kişi var öyle. Onların sergilerine tasarım yapıyorum. Önce ışık tasarımına gelelim. Sonra edebiyat maceranı da konuşmak istiyorum. Aslında bu kayıtları tiyatroya başlamak isteyen, yeni başlamış ya da iyi bir izleyici olmak isteyenlere yapıyoruz. Yayın perspektifimizi de buna göre belirliyoruz. Konuyu böyle değerlendirdiğimizde tiyatroda ışık tasarımı nedir? Olmazsa olmaz mı ya da sadece bir aydınlatma aracı mıdır sence? Seyirciler tarafından sadeleştirerek anlatmaya çalışacağım, o yüzden çok teknik detaya girmeden. Olur. Aslında sahne üzerinde resim yapmak gibi bir şey ışık tasarımı. Sahnede bir tablo var. Siz onu elinizde bir fırçayla istediğiniz gibi boyuyorsunuz. Resim için renk neyse bir yerde aslında tiyatro içinde ışık tasarımı o anlama geliyor. Sadece bir aydınlatma aracı olarak kesinlikle düşünemeyiz. Çünkü ışığın aslında kullanılan renklerinden kullandığınız dereceye kadar insanın psikolojisinde etkileri var. Oyunun anlatmak istediği sadece bir konu yok aslında. Bize anlatmak istediği, çoğu zaman geçirmek istediği o konuyla beraber duygular var. Çeşitli duygular var. Seyircinin izlerken içine girmesini istediği, yaşamasını istediği duygular var. Işık tasarımı bu duyguları daha derinleştirmekte, daha fazla açığa çıkarmakta çok büyük bir etken. O yüzden kullandığınız renkler, kullandığınız ışık şiddeti, bunların hepsi aslında insanın o duyguları pekiştirmesini sağlayan şeyler. Sahne geçişlerinde çok büyük önem arz ediyor. Duygu geçişlerini, özellikle hani sahne geçişleri sadece episod değil, bir mekandan bir mekana geçerken değil, duygu değişimlerinde de çeşitli sahne geçişleri oluyor. O duygu değişimlerinde de çok büyük bir etkisi oluyor. Şunu çok rahat söyleyebilirim aslında. Aynı oyunu, aynı rejiyi iki farklı tasarımla izlediğinizde, iki farklı ışık tasarımıyla izlediğinizde eminim ki sizin üzerinizde bırakacağı, seyircinin üzerinde bırakacağı etki ikisinde de bambaşka olacaktır. Peki sen böyle anlattıkça eskiden kullandığımız halojenler geliyor aklıma. Eskiden gerçekten çok zor koşullarda oyunlar sergileyebiliyormuşuz. Yaklaşık 10 sene önce turneye bir şehre gitmiştik. Öncesinde telefonda ışıkları sorduğumuzda ışıklarımız var siz gelin dediler. Gittik gördük ki sahnenin içinde 2 tane 75 wattlık ampul vardı. Neyse ki ne olur ne olmaz deyip yanımıza yedek ışık götürmüştük. Peki günümüze gelirsek Alev, zorluklarla karşılaşıyor musun? Bildiğim kadarıyla alternatif tiyatrolarla çalışıyorsun. Az önce de söyledin aslında. Olanaklar zaten kısıtlı orada biliyorsun. Bu senin yaratımını nasıl etkiliyor? Karşılaşıyoruz. Çok etkiliyor. Yani bazen olumlu yönde etkiliyor, bazen olumsuz yönde etkiliyor.
Yani olumlu yönde etkilemesi daha fazla seni zorluyor. Tasarım yapma aşamasında da daha fazla düşünmeye, daha fazla yaratmaya zorluyor. Olumsuz yönde de şu şekilde elinde bir spot sayısı var. Sürekli matematik yapman gerekiyor. Çünkü olmazsa olmaz ışıkların var. Hani bu ışıkları mutlaka, bu sahnelerin ışıkları mutlaka şunları, şu kadar spot sayısı diyeyim, olmazsa olmaz demekten ziyade tasarımın iskeletini çıkarabilmen için bir spot sayısı kafanda beliriyor. Ama yaratım olarak senin daha fazlasına ihtiyacın olabiliyor. Ve sen sahnede izlediğin şeyle beraber zihninde akan bir sürü sahne var. Ama sadece yapabileceğin bunun yarısı oluyor. O zaman tabii izlerken de yaparken de biraz can çekişiyorsun. Aslında bu sahne böyle de olabilirdi. Acaba şuradan ne yapabiliriz? Acaba ekstra spot olabilir mi? Acaba şöyle olabilir mi? Çok ciddi matematik hesabı gerektiriyor o noktada. Ama hani bir şekilde çözülüyor. Artık tiyatrolarda açıkçası daha fazla ışık tasarımına önem veriyor, daha fazla dikkat ediyor konularda. Tiyatro ekiplerinde de yönetmenlerde de büyük bir değişim oldu bence. Onlar da daha fazla özveri de bulunabiliyorlar. Bazen hani kendileri ekstra malzeme alıyor, malzeme yaptırıyoruz, başka şeyler. Olanakları ellerinden geldiği kadar zorluyorlar imkanları dahilinde. Ama evet, yani eskisi gibi değil. Yani eskiden 10 yıl önce ben de turneye gittiğimde şey hatırlıyorum. Işık masası var mı dediğimde var deyip sigorta panosunun önüne götürmüşlerdi. Ve bütün oyun boyunca bütün ışıkların tek tek sigortalarını açıp kapatmıştım. Çat çat da sesleri geliyordu. Üstelik sigorta panosu seyircinin görebileceği bir yerde, açık hava sahneydi. Ve seyirci oyuncularla beraber bütün oyun benim sigortaları nasıl indirip kaldırdığımı izlemişti. O da dikkat dağıtıcı yani bir şeydi. Dikkat dağıtıcı bir şeydi. Oyundan sonra tebrik eden seyirciler vardı. Zor koşullara rağmen. Yani en azından şimdi o noktadan daha uzak bir yerdeyiz. En azından hani artık ışık masaları. Hani alternatiflerle çalışmak da keyifli, tasarım yapmak da keyifli. Hani evet, olanaklar kısıtlı, zorluyor, yaratımı çok zorluyor. Yapabileceğinin altında bir şey yapmak bazen canını sıkabiliyor. Çünkü şeyi görüyorsun, senin beyninde o sahneler dönüyor, o ışıklar dönüyor ama sen yapamıyorsun. O zaman tabii insanın biraz canı sıkılıyor. İlk hangi senede başladım demiştin? 2008. 2008. Şimdi geriye dönüp baktığında mesela bir ışık rejisi yapıyorsun. İlk başladığınla değişti mi bilincin, ya da nasıl bakıyorsun, bir tarzın var mı, bilinç nasıl değişti başladığınla şimdiki süreci değerlendirdiğinde, ya da nasıl yorumluyorsun sahnedeki oyunu? Değişti, hala da değişiyor da, ama benim şey avantajım da vardı. Ben ışık tasarımını aslında sahneden geçtim, oyunculuk kısmından geçtim. Üniversite zamanında da hani tiyatroya bir merakım vardı. O yüzden sürekli hani oyun tarzlarını, epik tiyatroyu, groteski oyunculuğunu, absürt oyunculuğu, teori olarak da çok inceledim. Hani üniversite 17-18 yaştan beri sürekli incelediğim konulardı. Sahne üzerinde de hani deneysel çalışmalar yaptığımız bir alandı. O yüzden aslında İzlerken de hani ilk zamanlarda oyuna bakarken yönetmenin tarzını, hangi tarzda oyunu koyacağını bilmek daha rahat ışık rejisini yapmakta yönlendiriyordu. Çünkü anlatmak istediğini çok hızlı anlayabiliyorsun. Özellikle sözsüz oyunlarda, tamamen performansa dayalı oyunlarda ya da dans koreografilerinde baktığında daha rahat algılayabiliyorsun. O ilk zamanlarda da bende vardı. Şey de işte hani yönetmenlerle çalışma biçimim değişti diyebilirim. Artık daha rahat anlaşıyoruz. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. O değişti diyebilirim. Tasarımsal anlamda hani şeyler daha fazla arttı. Artık aslında internet dünyası bütün dünyayı da senin ayaklarının altına getiren bir yer. Işık tasarımına girdikçe daha fazla araştırmaya başlıyorsun. Yurt dışındaki yapılan tasarımları daha fazla araştırmaya başlıyorsun. İncelemeye başlıyorsun. Yaptıkları tasarımları, kullandıkları teknikleri, malzemeleri daha fazla tanımaya başlıyorsun. O ışık tasarımı görüsü diyeyim, o görü biraz daha seni geliştiriyor ve baktığın zaman daha hızlı, ha şurada şunu deneyebilirim, burada bunu deneyebilirim ve daha rahat görebilirim. Yani sahnede anlam önemli değil mi? Önemli. O anlamı ortaya çıkartırken ki ışık rejisi. Tabii yani şey,
klasik bir oyuna yapacağım bir tasarımla epik oyuna yapacağım tasarım birbirinden çok farklı. Hani ya da deneysel bir oyuna yapacağım o tasarım birbirinden çok farklı. Hani klasik oyunda senin zaten tasarım için aslında çerçeven belli. O çerçevenin dışına çok fazla çıkamıyorsun. Çünkü klasik bir reji var o ortada ve o klasik rejide çok da deneysel yapabileceğin bir tasarım yok, deneyebileceğin, kendini keşfedebileceğin, deneyselden kastım biraz daha o tasarım anlamında kendini keşfedebileceğin, sınırlarını zorlayabileceğin çok bir alanın yok, sınırlı alanlar var. Ama daha alternatif işlerde sen de kendini deneyebiliyorsun, keşfedebiliyorsun, yaratım sürecinde farklı yerlere girebiliyorsun, o daha keyifli oluyor. O yüzden hani hem anlam hem de oyunun biçimi çok önemli. O yüzden değişiyor. Ama şey, şundan biraz uzak durmaya çalışıyorsun yıllar geçtikçe. Cebinden yememe. Çünkü şimdiye kadar 80'in üzerinde oyun tasarımını yaptım. Bir süre sonra çok otomatik olarak sahneleri izledikçe otomatik olarak şurada şöyle, burada böyle diye kafanda çok hızlı canlanmaya başlıyor. Oradan biraz uzak durmaya çalışıyorum. Şey yapıyorsun, tamam olabilir, alternatifi ne olabilir? Bir de onu düşün, hani daha farklı ne yaratabilirsin? Biraz kendini tekrardan uzak durmaya çalışıyorsun. Daha farklı neler deneyebilirim bulmaya çalışıyorsun. O yüzden gelen ilginç oyun metinleri, ilginç rejiler, heyecanlandırıcı şeyler oluyor senin için. O zaman önce metni mi okuyorsun bir tasarıma başlamadan önce? Ya metni okumak bana tasarım anlamında çok şey yapmıyor. Hı-hı. Çok fikir veren bir şey olmuyor. Çünkü metnin sahneye koyuluş biçimi her seferinde farklı olabiliyor. Bir metni okurken senin kafanda hayal ettiğin, canlandırdığın sahne rejisiyle provaya gittiğinde karşına çıkan sahne rejisi bambaşka oluyor. O yüzden ben şeyi tercih ediyorum. Hani yönetmenle ilk etapta birebir konuşmak, hani teklif geldiğinde, oyun teklifi geldiğinde metni bile çoğu zaman okumadan ilk başta yönetmenle biz konuşuyoruz. Kafanda nasıl bir reji var? Nasıl bir oyun koymayı planlıyorsun? Hani sahne tasarımı olarak nasıl bir tasarım var? Hangi biçimde oyunu koyacaksın? Daha çok ilk başta onları konuşmaya başlıyoruz. Metin ikinci aşamada geliyor. Zaten uzun yıllardır aynı yönetmenlerle de çalıştığım için biraz şey de oluyor artık. Tanıyorsun. O yönetmenin tarzını da biliyor oluyorsun. Artık o konuda hani daha rahatım diyebilirim. En azından gelirken bana yönetmen nasıl bir şeyle geleceğini biliyorum. Bazen şey diyorsun, evet her seferinde daha ilginç bir projeyle geliyorsun. Bu da güzel bir şey aslında benim için, daha zorlayan bir şey. Hani bazı yönetmenlerde onu diyorsun, her seferinde farklı bir sürprizle gelebiliyor. Bazısının hani daha klasikleri bilirsin. Ama metin hani dediğim gibi çok etkileyen bir şey olmuyor. Metni daha çok oyunu tanımak için, ne anlattığını tanımak için okuyorum ama asıl sahne üzerinde gördüğüm şey ortaya çıkarıyor. Çünkü sen de çok daha iyi biliyorsun. Hani reji kısmı oyunu bambaşka bir hale getirebiliyor. Peki seni çok zorlayan bir iş oldu mu hiç? Hatırlıyor musun? Zorladığım bir şeye dönüştü. Çirfan. Yani Çirfan beni çok zorlayan bir oyun olmuştu. Üzerinde en uzun çalıştığım tasarım da o oldu. Çünkü Çağdaş Gölge Tiyatrosu üzerine bir oyundu. Ve Türkiye'de daha önce hani çok fazla örneğine rastladığım bir oyun değildi. 4 metreye 5 metre yanlış hatırlamıyorsam bir gölge perdesi. Bütün oyun gölge perdesinin arkasında geçiyor. Tek bir oyuncu anlatıcı önde. Onun sahneleri dışındaki oyunun büyük bir çoğunluğu arkada gölge perdesinde, dev bir sinema perdesi gibi aslında 4'e 5 metre bir gölge perdesinin arkasında geçiyor. Ve seyirci sadece gölgeleri izliyor. Burada da tabii oran orantı çok önemli gölgede. Gölgenin matematiği bambaşka bir şey. Işığı ufacık bile oynattığında gölgenin formu tamamen değişiyor. O yüzden arkadaki matematiği çok iyi kurgulamak gerekiyor. Sinematografik geçişleri sağlamanın çok büyük destek olan bir alan. Ama hani daha önce yapmadığım bir tasarımdı. Dediğim gibi hani çok da karşılaştığım bir tasarım değildi. O yüzden önce kullanılacak perdeyi çok araştırdık. Hangi perde gölgede daha iyi etkili sonuç çıkarır? Sahne tasarımcısıyla Beril Özkaçak'la bütün süreci birlikte yönettik diyebilirim. Tasarım sürecini. Çünkü gölge tasarımında sahne tasarımcısından ayrı çalışmam mümkün değil. O yapacağı herhangi bir objenin gölgede yansıması bambaşka bir yere gidebiliyor. O yüzden
ortaya çıkardığı bütün objeleri gölgede denememiz gerekiyordu. Perdesinden ışığına kadar normal sahne ışıklarının hiçbirini kullanamadığımız için Karaköy'de bayağı bir dolaştık. Cadde cadde, sokak sokak elektronikçilerin hepsini dolaştık. Sonra kendi ışığımızı tasarlattık aslında. Gidip hani ben şu malzemeleri birleştirip bana böyle bir ışık yapmanızı istiyorum diye. Daha sonradan tasarım sürecinde bayağı bir uğraştık ve sanırım 2-3 ay sadece onun tasarımıyla uğraştım diyebilirim. Epey uğraştırmış. Ve geceli gündüz, evet, saat gece 2'lere 3'lere kadar berilli artık evin içinde. Hı. Ama çok keyifliydi, çok da şey kattı, çok büyük zevk alarak yaptığım bir işti. Hala da hani böyle yapılabilir, devam edilebilir, üzerinde çokça çalışılabilir bir alan. Türkiye'de de bence açıkta olan bir alan. Hani çok fazla uygulayan ekip yok. İlerlemesi açık bir alan. Ve ilgi de göreceğini düşünüyorum açıkçası ben. Çağdaş Gölge Tiyatrosu'nun Türkiye'de, yurt dışında çok iyi örnekleri var. O yüzden sık sık açıp onların videolarını ve kullandıkları teknikleri inceliyorum. Hiç bağlantı kurabiliyor musun yurt dışıyla tasarımcı olarak? Ya da Türkiye'de böyle bir iletişim mümkün mü, var mı? Var bu Türkiye. Katıyor musunuz hani birbirinize, ne kadar ilerliyor birlikte? Var yani şöyle araştırma çalışması, biz Ağaç Yapan'dan sonra da araştırma sürecini hani gölge sadece gölge için değil yani Türkiye genelinde ya da yurt dışı bağlantılı genel ışık tasarımı. Genel ışık tasarımı olarak maalesef böyle çok şey yok. En azından benim içinde olduğum, takip ettiğim, denk geldiğim yok diyeyim. Hani belki vardır, benim gözümden kaçmıştır, o yüzden şey diyemem ama çok böyle atölyeler, workshoplar, en azından tasarımcılar için, hani tasarımcıların kendini geliştirebilmesi için, yeni başlayanlar için değil de tasarımcıların daha fazla deneysel çalışmalar yapabileceği alanlar, sadece denemeye ve geliştirmeye yönelik bir oyuna yönelik değil alanlar yok. Biz kendi içimizde bazı hani gölge üzerine oda yaptık. Hani oyuncular, dansçılar, farklı disiplinlerden gelen birkaç insanla, hatta mimarlık öğrencilerinden biri vardı. Onların yaptığı maketlerle denemeler yaptık. Farklı disiplinlerden gelen insanlarla gölge üzerine çok deneysel çalışmalar yaptık. Şimdi psikologlarla belki ileride bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Araştırma süreci keyifli ama Türkiye'de alan yok. Çünkü buna yatırılan bir bütçe yok, şey yok hani. Ya ışık tasarımcısı, şöyle sorayım daha doğru olacak belki. Bir ışık tasarımcısı olmak istiyor bir kişi. Nasıl bir süreçten geçmeli ya da bunu sorayım. Hani nereden başlamalı? Ben alaylı geldim. Takip ettikleri, beğendikleri bir tasarımcının yanına girip asistan olarak başlayabilirler. Hani şey yapabilirler, ben sizin asistanınız olmak istiyorum deyip devam edebilirler. Yani benim tanıdığım tasarımcılar arasında da şey diyeceğini zannetmiyorum. Hani ben senin asistan olarak istemiyorum. Hani buna kapalı çok fazla insan yok aslında. Gittiğiniz zaman herhangi bir tasarımcıya, ama tabii ona da giderken şeyi bilmeniz lazım. Yani yaptığı işleri en azından bir incelemeniz lazım. Gerçekten hani birçok tasarımcının belki işini izleyeceksiniz ve etkilendiğiniz bir tasarımcının yanına asistan olarak gideceksiniz. Gidip açık açık konuşabilirler. Benim şu an hani geçen yıl bana internetten yazan vardı ve onunla başladım. Şu anda gayet keyifli, hani pandemi araya girdi ama gayet keyifli bir süreç oluyor. Tabii orada da hani disipline, yani ben şahsen disipline dikkat ediyorum. Hani gelen kişinin ne kadar disiplinli çalıştığı, ne kadar özveriyle çalıştığı asistanlık sürecinde. Çünkü hani bir taraftan zaten hani bir şeyler öğretmeye çalışıyorsun. Bir yandan sen de biliyorsun hani ışık tasarım süreci hep son dakika yapılan ve sıkıştırılmış bir alandır. Zaten çok fazla vaktimiz yok tasarımı yetiştirebilmek için. O yüzden hani her şey sistematik ve disiplinli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Asistan da şey bekliyorsun, araştırmayı, geliştirmeyi. Hani o sadece vermek olmuyor. Onun da buna hazır olması, araştırması gerekiyor. Seyirciler içinde olduğu için çok teknik detaya da girmiyorum ama hani tasarım yolunda bilgi almak isteyen, fikir almak isteyen olursa, ne zaman isterse sadece bana değil hani bütün ışık tasarımcılarına aslında ulaşabilirler. Dediğim gibi artık internetten herkes birbirine çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Benim şu anki asistanım da internetten bana ulaştı. O yüzden hani internette etkin ve etkili kullandığınız zaman yurt dışındaki insanlara da çok rahat, hani tasarımcı olarak da çok rahat ulaşabiliyorsunuz.
yurt içindekilere de çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Şimdi tarihe de bir not düşsün diye söylemiş olayım. Bugün 24 Ocak 2021 Pazar. Yaklaşık 11 aydır COVID-19 salgınıyla boğuşuyoruz, sen de biliyorsun. Bir süredir işte akşam 9 ve hafta sonu yasakları devam ediyor. Yakınlarımızı da kaybediyoruz maalesef bu süreçte. Tiyatrolar kapalı, diğer birçok alan gibi maalesef kapalı. Birçok insan işsiz, işte oyuncular, yönetmenler, sahne çalışanları işsiz. Peki ışık tasarımcıları arasında durum nedir? Tiyatrocular olarak çeşitli örgütlenmelerle biraz sesimizi yükselttik. Pek az duyan oldu ama mücadele etmeden de olmuyor biliyorsun. Işık tasarımcıları kendi arasında bir örgütlenme yaratabildiler mi bu dönemde? Şöyle diyebilirim, hani bu dönemde tam olarak yaratılmış bir örgütlenme yok. Zaten hani tasarım biraz daha hani arka planda olduğu için oyuncularla da tam olarak bu süreçte ilerleyen bir örgütlenmesi yok. Ama şey oldu, hani bazı yapılanmalar oldu. Orada da konuşulan şey oldu aslında, pandemi özelinde değil, genel olarak tasarımın bir meslek sayılması, bir meslek kodunun oluşturulması, işte meslek tanımının yapılması, kriterlerinin yapılması üzerine bazı toplantılar oldu ve bu şey sadece tasarımcılar bazında da olmadı aslında. Sahne sanatlarına emek veren bütün ışık alanında çalışan kişilerin olduğu birkaç toplantı oldu. Konser ışıkları yapanlar var bunların arasında. Hani tiyatro ışığı da yapan var, konser ışığı da yapan var. Tasarım yapan da var, operatör olan da var, asistan olan da var. Işığın her alanında çalışan aslında bir grup insan birkaç Zoom üzerinden toplantılar yaptı. Nasıl bir örgütlenme yapılır, dernekleşmek mi daha verimli olur bunun üzerinden, odalaşmak mı, sendikalaşmak mı? Hala hani görüşmeler, çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Bana da hani Instagram'dan bir mesaj attılar. Toplantılar yapıyoruz, siz de katılır mısınız online diye. Arka tarafta incelemeler, araştırmalar, öyle söyleyeyim, süreçle ilgili devam ediyor. Ama dediğim gibi hani bu pandemiye özel bir şey değil aslında. Pandemi de ortaya çıkan bir şey oldu ama grup toplantılarında konuşulurken şey olmadı. Hani pandemi için bir şey yapalımdan ziyade uzun vadede bu mesleğin tanımı nasıl yapılır, işte kriterleri nasıl belirlenir, eğitimler oluşturulacaksa bu eğitimler nasıl oluşturulur, onun üzerine daha uzun vadeli düşünülen bir yapılanma. O yüzden hani kısa sürede olmayacaktır. Çünkü hani o adımı atarken de hızla yapalım birden olsundan ziyade en efektif, en yürütülebilir, sürdürülebilir adım hangisi olabilir, ona göre adım atmak gerekiyor. Genç arkadaşlar var, gayet aktifler. Biz biraz daha hani geri plandayız açıkçası. Onlar şu an bayağı iyi bir şekilde araştırıyorlar. Sadece şey diye anlıyorum, bir grup oluştu. Evet. Bu çerçevede değerlendiriyorsunuz ve henüz bir gelişkinliği yok ama, değil mi? Evet, bir evet. Adı yok. Bir adı yok. Hı-hı. Şu an sadece hani dediğim gibi birkaç toplantı yapıldı. Genç arkadaşlar şu an daha bir detaylı bir yasal prosedürleri araştırıyorlar. Hı-hı. Hani bunun meslek tanımı yapımı olarak geçmesi için ne yapılması gerekiyor? Dernekleşmek mi daha uygun bir yol haritası, yoksa kooperatif olmak mı? O yüzden hani zaten tiyatrolar kooperatifiyle de görüşüyorlar, derneklerle de görüşüyorlar. Hani yasal mevzuatları nedir, nasıl işler, avukatlarla da görüşüyorlar. Şu an daha çok doğru yol haritasını belirlemek için bir araştırma süreci diyebilirim. O zaman gelelim senin başka bir yeteneğine. Buyurun. Yakın zamanda bir masal kitabı çıkardın. Evet. Büyüklere Masallar. Asıl adı Fısıldayan Masallar. Şöyle dönüp 15-20 yıl geriye baktığımda masallarımız mı tükeniyor acaba demeden edemiyorum gerçekten. Sanırım toplumun hayalleriyle koşuk bir alan masallar. Biz galiba toplum olarak hayallerimizi kaybettik. Yani bana öyle geliyor. Geleceğe dair umudumuz yok. Masallarda geçmiş zaman kipi yaşadığımız çağ ve geleceği anlatmalı bize bence. Umudunu yitiren toplumun düşleri de olmuyor maalesef. Yazarak nereye varmaya çalışıyorsun? Bu salt kendini ifade biçimin mi, yoksa yeniden gelecek düşleri kurmasını istediğin topluma bir haykırış mı? Aslında ilk başta sadece ifade biçimi olarak ortaya çıktı. Hani masallar tükenmekten ziyade aslında masallar tükenmiyor. Hani ben çocukluğumdan annemin anlattığı masalları hala keyifli böyle zihninde dönüyor.
Ama yeni masallara sanki ihtiyacımız var gibi geldi. Özellikle büyüklere masallara. Hani biz büyükler olarak yeni masallara ihtiyacımız var gibi geldi. Çünkü değişiyoruz hani. Zaman değişiyor, dönem değişiyor, insanların kaygıları, korkuları, yaşam biçimleri değişiyor. O yüzden biraz daha hani yeni masallara ihtiyacımız var gibi geldi. Tabii geçmişten bize anlatılan masalların kodları farklı işliyor bize. O kodlar zamanla farklı şekillerde yansıyor. Biraz benimki de ilk başta şey olarak başladı, yetişkin masalları. Ondan önce bir çocuk masalı yazmıştım. Oradan hikaye aslında ilk başladı. Bu koruyucu ailelik ve evlat edinmeye yönelik bir çocuk masalı yazmıştım. Koruyucu ailelere ve evlat edinen ailelere ücretsiz dağıtılan bir masal kitabı oldu. İlk orada aslında masalla tanıştım. Hani psikologlar hep şey diyordu. Çocuğa masallarla bir ilk önce alıştırmak gerekiyor süreci. Sonra işte orada Gülşah'la bir süreci hep yönettik. Büyüklere bir masal yazdım. Masallardan ziyade bir masal yazdım. Kendim için tamamen yazdım. Cadı ile kurbağa hikayesinde bu kurbağa prens hikayesini çoğumuz biliriz. Öpünce prense dönüşen kurbağa. Ona ben bir takıktım ya. Hani öptüğümde neden prense dönüşüyor? Ben prens sevmek zorunda mıyım yani? Ben kurbağa öpmüşüm. Kurbağa kalsın. Niye prense dönüşüyor? Ben o kurbağa prens hikayesine çok takıktım. Yani çünkü bana hep şeyi hatırlatıyordu. Bu kod. Hani İleriki dönemlerde de çok duyduğumuz evlilikte keramet var. Hani değiştirmeye yönelik bir ilişkiye başlamak çok acımasız geliyordu açıkçası. Çünkü şey, tabii ki bir ilişkide insan değişir. Yani sonuçta bu sadece kadın erkek ilişkilerinde değil, hayatımıza giren herkesle bir nebze değişiyoruz, değişiyoruz, dönüşüyoruz, birbirimize kattıklarımız oluyor. Hayat zaten böyle ilerleyen bir şey. Ama sadece değiştirme odaklı olunca orada bana biraz şey geliyor, acımasızca geliyor hani. Orada bana hep kurbağa prensini, öpünce prense dönüşür. Yok abi, prense dönüşmez. Yani dönüşmesin de, ben prens sevmiyorum yani. Prens sevmek zorunda mıyım? Niye prens seviyorum? Bir de o tarafta beni rahatsız eden bir şeydi. Hani hep genç, yani çocukluk döneminde hep bir prens empoze etmek, hep bir prens olmalı, seni kurtarır. Ama baktığın zaman da masallar aslında çoğunda diyeyim, prens hep masalın son aşamasında gelir. Kızı kurtarır ve her şey güllük gülistanlık oldu birine. Muhteşem son gibi. Hani son dakika gelen prens, ben ne yapayım zaten o kadar şey olmuş. Ve öptüm, uyandı. Oradan ben cadıyla kurbanın imkanlı aşkı diye bir masal yazdım. Zaten cadıları da severim. Cadıları da haksızlık yapıldığını düşünerler dedim. Cadıyla kurbanın imkanlı aşkı diye bir yetişkin masalı yazdım. Birinin onu değiştirmesinden korktuğu için kaçan bir cadı ve bir kurbağa aşık olduğu bir kurbağa hikayesiydi. Onların aşkını anlatan bir hikayeydi. Sonra işte orada işte Gülşah diğer çocuk kitabını sordu. Ne yaptınız, ne ettiniz derken dedim ki ya onunla hala biz uğraşıyoruz ama bir masal yazdım yetişkinler için, yolla dedi. Ama dedim ben bunu kendime yazdım. Hani şey de değil, çocuk masalı da değil falan. Ya sen yolla bir dedi. Yolla, ben bir bakayım yani, merak ettim. Öyle yolladım. O sağ olsun biraz şey oldu. Hani sen bu arada bunları... Gülşah kim Gülşah onu aç istersen? Editörüm. Aynı zamanda yayın ortağım. Hangi yayın? Sıfırdan Yayınları. Zaten ilk önce masalla başladık, sonra yayın ortağı aldım. Garip bir sürecimiz oldu her zamanki gibi. O yüzden onu gönderiyorsun. Evet. Hı-hı. O yani o zamanlar tabii diğer masal kitabında bize çok destek olmuştu. Baskı sürecinde hiçbir şey bilmiyorum, gittim işte bu nasıl olacak, gel bak sosyal sorumluluk projesi bize yardım et falan diye. O diğeri için aradığımda böyle konuşurken onu yolladı diye dedim. Hani basılsın falan kafasıyla yollamadım açıkçası. Öyle bir niyetim de yoktu. Sonra dedi ki sen yaz. Masalları bir kenara at, lazım olur bir gün. Öyle öyle yazmaya başladım ben. Ardından diğer masallar geldi. Diğer masallarda da yine hani
Bu kadar naif değil sanırım. O kıyafetler bu kadar naif oluyor ama bence çok naifler hepsi. Yani orada da yine hep bir toplumsal sorgulama aslında üzerinden gider. Kendi sorguladığım şeyler üzerinden. Kimi bireysel sorgulamalar üzerinden, kimi toplumsal sorgulamalar üzerinden. O zaman toplumla bir derdin var diyebiliriz. Toplumla bir derdim var. Özellikle hani geçmişin sesini geleceğe taşıyanlar masalında bir şifacı karakterimiz var. İnsanların artık baş edemediği için öfkesinden, nefretinden hepsinin zihnini silen bir karakter, bir şifacı. Madem şifa veremiyorum, her şeyi unuttururum diyor ve herkesin zihnini siliyor diyebilirim. Orada mesela beni en çok etkileyen şey olmuştu. Onu yazarken beynimde dönen şeylerden bir tanesi de Nuh Köklü mevzusuydu. Belki hatırlarsın, kar topu oynarken... Evet, öldürüldü maalesef. Köklü. Kar topu birinin camına geldiği için. Ve orada benim hep ve son sözleri de ne olur bu bir rüya olsun. Ve orada gerçekten hani o iç şeyi karmaşaya atabilmek için de yazmam gerekiyordu. Sadece o değil, ona benzer bir sürü şey hani oluyordu. Ülkede hala da oluyor. Haberlerde her gün görüyoruz. Şey sorguluyorsun hani, yani bir kar topu için birini öldürecek noktaya ne getiriyor bizi? Hani o noktaya gelmek kolay bir şey değil. Bir yandan çok basit birini öldürmek. Geldiğimiz noktada çok basit. Hani çok, her şey çok basitleşti. Bir yandan da çok zor. Hani birini o noktaya gelebilmek, nasıl insanlar o noktaya geliyor? Bizi hangi duygular sıkıştırıyor? Ne oluyor da biz bu kadar nefret yüklü, bu kadar öfke yüklü, bu kadar gergin bir toplum haline gelebiliyoruz? Sadece öfke, nefret değil, aynı zamanda ciddi bir gerginlik. Bu gerginliğin kaynağı nereden yatıyor? Bunlar gerçekten hani... Her gün haberleri açtığımızda okuduğumuz o haberlerin bizim üzerimizde bıraktığı etkiden de sıyrılmam gerekiyordu. O yüzden de hani bazıları çıktı. Diğeri aşırı korumacı yapılar, aşırı koruyucu ebeveynler üzerinden çıktı. Hep böyle hani toplumla ve bireyle, bir yandan da bireyle de derdim vardı. Hani bireysel olarak hem kendimle hem etrafındakilerle de ilgili, bireysel olarak da çok mu depresyona şeyiz acaba gibi bir şeyim vardı. Hani herkesin geçmişle ilgili travmaları var, şeyleri var. Onlara tutunmak daha mı kolay, daha mı güvenli geliyor? Biz acaba oradan çıkmak mı istemiyoruz? İyileşmek mi istemiyoruz? Orası güvenli bir sığınak mı? Hani ben böyleyim deyip oraya sığınmak rahat mı geliyor? Güvenli mi geliyor? Hani yeni bir şeyi keşfetmekten... Oradan çıkmak, çünkü yeniden doğmak, yeniden var olmak sancılı bir süreç. O süreci yaşamak bazen aylar sürüyor, bazen yıllar sürüyor. O yeniden doğuşu yaşamanın sancısını çekmektense oraya sığınmak daha mı kolay ve pratik geliyor? Biraz da onları irdelerken de çıktı. Masal kitabı haline dönüştürürken, Gülşah'la da konuşurken ikimizin de kafasındaki şey değildi. Hani bu kitap olursun ve... Herkese ulaşsın, okunsundan ziyade tabii ki hani ulaşsın, insanlara okunsun istiyoruz. Ama kafamızdaki asıl şey şuydu, elimde bir araç olsun ve biz bunları hep beraber konuşalım. Atölyeler düzenleyelim, bu sorgulama atölyeleri olsun, masallar üzerinden sorgulayalım, tartışalım, üzerine konuşalım. Hani bazı kodları konuşabilmek içindi, bazı yaşamları konuşabilmek içindi. O yüzden bir araca, bir şeye ihtiyacım vardı. Masallar da bunun için çok iyi. Çünkü masalda masalsı bir dünya çiziyorsunuz, fantastik bir dünya çiziyorsunuz ve okuyanlar şey oluyor, böyle farkında olmadan içine giriyor ve farkında olmadan kendini sorgulamaya başlıyor. Çünkü o kadar önyargısız giriyor ki, bir masal dinliyor hani. Masanın içinde olduğu için çok da on yargıyla yaklaşmadıklarını fark ettim. Daha rahat kendini hikayenin içine bırakıyor. Daha akışkan bir şeye bırakıyor. Daha sonra da online atölyelerini yaptık birkaç kere. Oradan da böyle çok ilginç geri dönüşler aldım. O da çok hoşuma gitti. Çünkü hani evet, biz bir masalı yazıyorsun. Okuyucuyla buluşuyor ama o okuyucuyla buluştuktan sonra artık seninle olmuyor. Senden tamamen çıkmış oluyor. Çünkü karşı tarafın yaşanmışlığına göre dokunduğu noktalar çok farklı. O atölyelerde gördüm ki hani benim bazen hiç aklımdan geçmeyen şeyler karşıma çıktı. Karşı tarafta uyandırdığı etki, hiç aklımdan geçmeyen bir etki oldu. Onları sormaları çok
ilginç oldu ve onun üzerinden tartışmaya başladık. Ben de aslında o atölyelerde birlikte keşfediyorum. Birlikte tartışıyoruz, birlikte sorguluyoruz. Hem kendimizi sorguluyoruz hem de bir şeyleri, yaşamı sorguluyoruz, kodları sorguluyoruz. Çok değerli bir şey bence, evet. De. Yani bu tiyatroda öyle sonuçta. Tiyatroda da ne yaparsın? Bir proje üretirsin ve izleyiciyle buluşturmak, istediğin etkiyi alması değiştiriyor olabilmekle mümkün. Hani hayatta bir bağ kuruyorsundur artık. Toplumu anlayabiliyorsan, ona bir nebze olsun bir şey bırakabiliyorsan ve değiştirebiliyorsan değerli bir üretime dönüşmüş oluyor. Masallar da böyle bir etki yaratıyorsa, bu bir araçsa ve bu aracı kullanabiliyorsak bence çok kıymetli. Bir de çok yalnızlaştık. Yani evet. Kendimizle çok fazla yüzleştik. O yüzden bunlar kıymetli şeyler. Yani sorguluyor olmak, birileriyle temas ediyor olmak, konuşmasını sağlıyor olmak, değişip kafasında bu düşünceyi oluşturmak gerçekten kıymetli şeyler bence de. İlginç bir deneyim oldu. Hani evet. Senden çıktıktan sonra senin olmaması bir yandan şey böyle garip geliyor. Çünkü o artık senin değil, görüyorsun orada bambaşka bir yere temas etmiş. Ve belki de senin anlatmak istediğinden çok daha farklı bir yere temas etmiş. Ama hani şey güzel oluyor, hani bunu karşılıklı konuşabiliyor olmak, sadece anlatan değil, anlatılan taraf da olmak. O gerçekten hani hoşuma gidiyor. İnşallah pandemiden sonra yüz yüze de yapabiliriz. Çünkü ben de dinlemek istiyorum. Ben de keşfetmek, öğrenmek, anlamak, sorgulamak istiyorum. O yüzden şey oluyor, karşılıklı diyalog halinde olması, okunduktan sonra diyaloğa dönmesi, bunun üzerinden tartışma olması bana da çok şey katıyor ve öğretiyor. Harika bir şey. Umarım dediğin gibi hani pandemi süreci biter ve yüz yüze atölyeler ya. Çok daha temas ve göz göze iletişim sağlamış olursun. O zaman ışığının bolca haykırdığı sözcüklerle dolsun dünya diyelim mi? Diyelim. Bu arada yeni oyun hazırlıklarımız da devam ediyor alt kat sanatı olarak. İlerleyen zamanda prova tarihlerini söyleyeceğim. Heyecanla bekliyoruz. Evet, inan bana biz de öyle, bir sene sonra. Bakalım bu sefer ne sürprizlerle geleceksin, evet. Diyorum. Her seferinde daha eğlenceli bir oyunla. Daha zorlaşan. Daha zorlaşan. O benim için de öyle ki. Hep daha üstü, daha zor. Keyifli ama. Hani benim açımdan da keyifli. Hı-hı. Çünkü denemeye de zorluyor. O açıdan keyifli. Çarpıştırıyoruz işte. Bir yandan ışık, bir yandan reji. Hadi bakalım. Yine el ele ve yürek yüreğe seninle üretmek umuduyla. Çok teşekkür ederim Ali. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Bir sonraki çarşamba yeni bir konuyla yine karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.